Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Elhamdülillah. Her zamanki gibi yine çok iyisiniz. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman sürekli gördüğümüz bir harften bahsedeceğim. Yuvarlak T. Hem H harfinin hem de T harfinin birleşik yazılan şekli. Ama bazen bu harfi gördüğünüz zaman kafanız karışabiliyor. İşte bu karışıklığı ortadan kaldırabilmek için sizlerle buluştum. Yuvarlak T'yi H diye mi yoksa T diye mi okumamız gerekiyor? Aslında bu harfin iki şekilde de okunuşu mevcut. Yani bazı durumlarda T diye okuyacağız. Bazı durumlarda da H diye okuyacağız. Bu nasıl mı olacak? Hadi gel bir inceleyelim. Yuvarlak T durulduğu zaman H diye cezimlenerek okunur. Ama durulmadığı zaman, yani harekesi okunduğu zaman da T harfi ile okunur. Bunun bir sürü örneği mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Ve ben Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfalarında gördüğüm örnekleri sizler için toparladım. Evet, örneğimizi görüyoruz. Nasıl okuyacağız? Buradaki Z durağını görüyorsunuz değil mi? İlk okuduğum şekilde Z durağında durmamayı tercih ettim. Durulmaması daha iyidir. İlerleyen derslerimizde hangi duraklarda durulur onu da öğreteceğim. Ama şu an ona odaklanmayın. T'ye odaklanın. Z durağında durmadığım için ve şeklinde Tü diye okuyarak geçtim değil mi? Ama ben nefesim yetmediğini düşünelim ve Z durağında durmam gerektiğini düşünelim. Nasıl duracağım? Gışaveh. T diye durmadım değil mi? Çünkü yuvarlak T'lerde durduğum zaman mutlaka alttaki H'yi okuyoruz cezimleyerek. veh Şimdi sizden durmadığınız hali yapmanızı istiyorum. Oradaki mealgunneyi de unutmayın. Eğer meğer şaşırdıysanız yukarı link bırakacağım. Meğer nasıl oluyordu anlayın. Hadi örneği bekliyorum. Süper. Çok güzel. Gışa ve tu Z duranda durmadığım zaman böyle okudum. Peki şimdi nefesiniz yetmedi ve Z durağında doğru bir duruş yapmanız gerekti. Hadi bakalım durun. Ne yaptık? H diye durduk. Hadi gelin şimdi başka bir örnek daha çözelim. İlk önce örneğimizi güzelce inceleyin. Cim durağının altında yuvarlak bir T var. Cim durağı caiz duraktır. Ama durulması her zaman daha iyidir. İlk önce biz durulması daha iyi olduğu için durarak uygulayalım. Vel <laughs> hicâruh VEL HİCÂRUH Ne yaptım? Orada durdum. Peki durmak istemediğimi düşünürsek nasıl okuyacağım? VEL HİCÂRUH TÜ'Ü Ne yaptım? Orayı tü diye geçtim değil mi? Ama durduğum zaman da he diye cezimledim. Bu sefer daha iyi anladınız değil mi? Ama cim durağında durulması gerektiği için sizden durulan örneğini istiyorum. Hadi bakalım, cim duranda durarak yapın. Wal hayra. Aferin size. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Haybatun. Evet, burada hiçbir durak yok. O yüzden burada durmadım. Yuvarlak T harfini nasıl okudum? Direkt T şeklinde devam ederek okudum. Şimdi diğer örneğimize geçelim. B, K, R, L. Orada T durağı görüyoruz. T durağı durulması gereken duraklardandır. O yüzden orada yuvarlak T'de durdum. Ama durduğum için H'yi cezimleyerek durdum. Beni anladınız değil mi? Eğer anlamadıysanız yoruma yazın. Sizlerle daha fazla örnek çözelim. Şimdi sizlere anladığınıza emin olabilmek için bir tane örnek vereceğim. Birlikte yapalım mı? Aleyhimü zilletü vel Evet burada iki tane yuvarlak T harfi gördük. Peki bana söyler misiniz? Eğer ben sondaki T'de durmuş olsaydım nasıl duracaktım? Lütfen yoruma yazın. Sizlerin de anladığınıza emin olmak istiyorum. Sondaki T'de duruyor olsaydım nasıl duracaktım? Bekliyorum. Bugünlük dersimiz de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bizleri desteklemeyi unutmayın.